İkinize pek yanaşmadılar herhalde. Kendileri götürmeye çalıştılar. Yok dedi, bir şey çıkmadı o işten. Ne oldu falan filan. Yalnız dedi, ben orada üretildim. Yani biz bu işlerle başladık. Adam neyle uğraşıyordu en son? Otonom denizaltılarla uğraşıyordu. Denizaltı otonom işlerini kendisi yapsın. İşte bomba imhasında bulunsun, şunu yapsın, bunu yapsın falan gibi. Önemli işlerde falan. Japonlarla deniz çok aralar iyi yani. Onlar falan yapılmıştı. Bayağı bir para aktarıldı buraya. Sonradan Neural Network adamın bir tanesinin şeyiyle Backpropagation algoritmasının icadıyla bu. Neydi bu adamın adı? Hinton değil mi? Jeff. Kanadalı adam. 1980'de herhalde gençliğinde yapmış Backpropagation. Birdenbire Neural Network canlanmaya başladı. 80'lerin sonunda. 90'ların sonunda tekrar öldü. Hinton işte emekliliğe yaklaşırken başka bir şey daha bulup tekrar canlandırdı. Bugün Hinton en gün herhalde o adam en gözlü adamlardan bir tanesi. Nerede çalışıyor? Facebook'ta mı yoksa Facebook mu aldı onu yoksa Google mu aldı emin değilim. Onlardan bir tanesi. Tamam istediğin kadar kaynak, istediğin kadar adam gel bize şunu yap falan filan diye onu aldılar. Yapay zekacı adam ve şey Neural Network. İşte 80'lerde yine böyle şeyler var. Ne diyeyim? Çalışmalar falan filan var. 90'ların sonuna doğru birdenbire makinelerin hızlandığını fark etmeye başladılar. Oyun ta en başta beri 1950'lerden beri oyun oynamak yapay zekacıların en şeyi dediğim en büyük tutkusu. Adamlar oyun oynamadan yapamıyorlar. Niye? Şöyle. Yapay zeka diyeceğim akıllarına insandan oyun geliyor. Oyun derken satranç gibi, dama gibi oyunlar. Çünkü insanlara bu şey yani satranç iyi oynayan zeki dedim akıllıdır. Bizim şeyimiz o, düşüncemiz o. Hatta adamın bir tanesinin şeyi var ya, Mechanical Turk, duydunuz mu hiç onu? Mechanical, yazmaya çalıştım yazamadım Mechanical Turk. 1700'de 1800'de adamın bir tanesi bir kutu gibi bir şey yapmış, şu kadar bir kutu. Böyle iki tane değnek çıkıyordu kutudan. Kutuyu önüne satranç çantasına koyuyorsun, satranç oynuyor bayağı bayağı. O değneklerle ittiriyor şeyleri. Duydunuz mu onu hiç? Evet. Adını da Mechanical Turk koymuş. Akıllı değil, Türk akıllı olur ya. O zamanlar Türkler akıllıymış. Akıllı deyince Türk geliyor oraya. Yani. Mechanical akıllı bir şey. Efendim? İçinde bir isim var işte. Bir Türk. Daha sonra anlaşmışlar işte. İçinde yok Türk var yok, içinde zayıf bir isim var sadece. Doğru dedim işte. Evet. Avaraj, bayağı avaraj insanı yenemeyecek bir kutu. Yani satranç kutusu. Mechanical Turk. Ta o zamanlarda beri akıl dediğin zaman, akıl dediğin zaman satranç oynayabiliyor mu geliyor, tamam mı? Satranç oynarsa. O nedenle insanların, yapay zekacıların büyük tutkusu o. Simon'ın ilk yaptığı sistemlerden bir tanesi de dama oynuyor. Tamam mı? Adam 256 byte hafızayla byte, tamam mı? 0.0001 MHz hızında dama oynamaya çalışıyor. Bu arada sıkı da güzel oynuyormuş. İşte 90'ların sonunda işte bu şeyin Kasparov'un işte gelmiş geçmiş bilinen en iyi satranç oyuncusunun IBM'in yaptığı bilgisayar tarafından yenmesini birdenbire ya bu bilgisayar hızlandı bir şeyler olacak mı falan filan gibi şeyler çıkmaya başladı. Ondan sonra 2000'lerde de birdenbire işte makine öğrenmesinin devreye girmesi large data sets bu olmaya başladı. Large data sets. Adamın bir tanesinin bir hikayesi var. Sürekli olarak makine öğrenmesiyle ilgileniyor. Kariyeri boyunca 20 yıl boyunca iki dil arasında çeviri yapacak. İki dil arasında çeviri yapıyor. Makine öğrenmesiyle. Yani elinde herhalde Arapça ile İngilizce arasında. Kendisi hiç Arapça bilmiyor. İngilizceyi biliyor tabii. İşte 1 milyon, 2 milyon kelimelik şeylerle, data setiyle çalışıldığı zaman işte %90'lar falan filan başarı. Bir türlü geçmiyor %90'lar. Diğer makine öğrenmesi tabanlı olmayanlar ondan daha iyisini yapıyor. Ama birdenbire eline 1-2 milyarlık ya da 10 milyar kelimelik set geçmeye başladığı zaman 99.9'ları bulmaya başlıyor. Yani data ne kadar çoksa sistemler o kadar büyümeye başlıyor. 2000'lerde internetin verinin onlinelaşmaya başladığı zamanlar, bilgisayarlar da çok hızlanmaya başladığı zamanlar. Artık hem ucuzluyor hem çoğalmaya başlıyor. Bunun üzerinde algoritmada çalışmaya başladığınız zaman daha önce yapılan tüm sistemlerin hepsini teker teker geçmeye başlıyorsun. İşte Neural Net tabanda speech recognition uygulamaları herkesten daha iyi olmaya başladı. Neural Net tabanda işte insan tarama sistemleri yüzünden görüntülerden tarama herkesten iyi olmaya falan başladı. Hepsi bunların sebebi çok büyük database'leri var ve çok büyük bir database'in üzerinde işte 10.000 core'lu bir tane Google'un bir cluster'ı var herhalde. 10.000 core'lu bir sistemi
iki ayda eğitiyoruz diyor. Ve işte öbürüne göre diyor çok daha iyi çalışıyor. %92'den %99'a çıkarabiliyoruz diyor. En son yapay zekanın geldiği yer Availability of Large Datasets. Tamam. Bunlardan zaten konuştuğum şeylerin birazcık daha şekle gitmiş hali. Peki bugün neden ne yapabiliyor? Bundan 5-6 sene önce yazılmış sayfalar bunlar. Çoğu değişti. Google Car Drives Without Accidents for 200,000 kilometres demiş ama bu birkaç milyonu geçtiler bunlar. Çünkü birden fazla Google Car etrafta dolaşıyor. İki tane de kaza yaptı Google Car. Duydunuz mu o kazalarını? Bir tanesi galiba park ederken arkadan gelip bir meşakla bir şey dedi. İkisi de öyle. Arkadan birileri çarptı bana. Biz bekliyorduk çarptı dedi. Bir tanesinde de yine kaza olmuştu ama kaza sırasında bilgisayar değil adam kullanıyormuş. Yine ona başkaları çarpmıştı. Kaza yapmıyorlar bu arada. Ama hemen çabuk şey yapıyor, bırakıyor. Ben burayı götüremeyeceğim diyor, adama bırakıyor. Sadece Google yapmıyor bunu. Alman arabacılar da buna çok ilgileniyorlar. O Tesla denen firma da bayağı bir ilgileniyor. Japonlarda da falan bunu da bayağı bir ilgi var. Geçen de Volvo'nun bir demosu vardı. Önüne yaya çıkarsa duruyordu falan. Görürüz mü onu? Gazetecileri toplamışlar 50 kişiyi. Böyle türbin gibi bir yere. İşte Volvo bir araba yaya... Yani, tamam. Volvo bir araba kendi başına otonom bir araba. Yolda gidiyor gazetecilerin önünde. İşte ona 100 metre falan kalan önüne bir tane şey çekiyorlar. Yaya görünüşlü bir tane maket çekiyorlar. Volvo adamın üstüne dümdüz geçti. Çok komikti ya. Dümdüz hiç durmadı bile. Mahmut oradakiler rezil oldular. Gazeteciler güldüler, fotoğraf çektiler falan. Hala duruyor, bir bakın ona. Bazen böyle şeyler iyi ki gerçek insanla yapmak pandemi. Dümdüz geçti ortasında. Sende merdiven çıkmaya çalışan bir robot vardı. Yani o bayağı önceden vardı da yani o da böyle tepe taklak bir vardı. Tamam. Ya o merdiven çıkmak zor bir şey ama ya. Evet. Yürümek zor bir şey. Merdiven çıkmayı bilmiyorum. Yani insanın oturduğu motor kontrolleri falan çok ultrasonla yaptıkları ölçümler var. Şuraya şöyle dokunduğun zaman şurada aldıkları ölçümler var. Her bir kası saniyede 30 defa yer değiştiriyorsunuz. Şu hareketi yapmak için. Sabit durmuyor yani. Şuna yapmak o kadar kolay bir şey. Şunu tutmak için. Şuradaki kasa saniyede 20-30 defa şey değiştiriyor. Tepki alıyor bir yerlerden. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ve her gün o kasların ayrı ayrı kalibre edilmesi lazım. Her gün yeniden öğreniyorsun onu. Durmuyor yerinde çünkü buradaki kasın yapısı değişiyor. Yediğine göre, kuvvetine göre daha fazla kuvvet falan vermemen lazım. O yüzden bir şey yapma, bir hareketi yapmadığın zaman bir hafta sonra unutmuş olursun mesela. Epey bir süre top oynamayın, top elinize yakışmaz, tutamazsın, vuramazsın falan filan. Tekrar öğrenilmesi lazım. Tamamen ayrı bir dünya o dünya. Yani fiziksel işler işine girmeye başladığı zaman fiziksel dünya tamamen ayrı bir dünya. Tamam, Google Car'la ilgili matematikçiler bayağı bunu kullanıyorlar. Yani insanların, adamın bir tanesi var, adını unuttum. Bilinen matematiksel bulgular falan diye bir kitabı var. İşte 100-200 tane şey bulmuş adam, işte alt alta yazmış. Bunu biliyoruz, bunu biliyoruz, bunu biliyoruz falan filan diye. Hepsini de çıkarmış. Geçenlerde birileri onların üzerinden geçerken bilgisayar sermayesini çıkarabiliyor muyuz diye. Geçenlerde değil, belki 15 yıl oldu herhalde. Adamın yaptığı çıkarmadan bir tanesi daha kısa yazıp bütün adama göstermiş, adam 90 yaşında çok hoşuna gitti falan diyordu. Bak bunu hani 20-30 yıl kimse bir şey söyleyememiş. Bilgisayarın zamanı bol tabii. O çıkarımları yapa yapa bunun daha iyisini bulabilir miyiz diyor. Speech recognition bayağı bir iyileşti. Bu telefonlarda falan Apple'ın Siri'si var. Google'ın kendi işte Google ne diyorlar? Google Now var. Bayağı iyi çalışıyor. Türkçe için de iyi çalışıyorlar. İngilizce için bayağı iyi çalışıyor. Zaten Amerikan ordusu, NASA ya da diğer devlet kuruluşlarının çoğu yapay zekayı planlama yapmakta kullanıyor. Bu işte diyor ki Irak'a çıkarma yapacaktık diyor. Nasıl çıkarma yapacaksın? 300 bin tane asker, işte 40-50 bin tane tank, şu kadar tane uçak, hiçbiri birbirinin ayağına basmadan çıkarma yapacaksın. Görevler şunlar, bomba alacak, buraları işgal edecek, bunları öldüreceksin, bunları esir alacaksın, bunları işgal yapacaksın, geri geleceksin. Bunların hesabını yapmak kolay değil, bir de para. Yani paranın optimize edilmesi lazım. Yani şey, AI planlamaları olmadan, yapay zeka planlamaları alttan kalkamıyor, akıllı sistemler lazım. Tamam. Bugünlerde en iyi oyun oynayanlar bilgisayarlar, herhangi bir oyunu. Satrançı en iyi oynuyorlar. Kasparov'u yendikten sonra Kasparov birazcık geri gelmeye çalıştı. Yani kendisini bilgisayar sistemleriyle karşı, yani bilgisayar nasıl oynayacağını anlamaya çalışarak
eğitti falan filan ama sonradan hastalandı, devam edemedi, başkaları da yenemedi. IBM o ara Deep Blue'ydu makinelerde de. Ona bayağı iyi bir para harcamıştı. Koskocaman bir mainframe. Ve 20 kişi çalıştırıyor, eğitiyorlar falan filan olmuyorlar. Bugünlerde IBM sanırım onu web'e koydu. Ufacık makine. İsteyen onunla oynayabiliyor, kimse yenemiyor tabi. Bazı çok büyük oyunlar vardı. Satranç 8'e 8, yani 64 tane karesi var. 64'lük kareli olanlar var. İşte Go oyunu var ya, Chinese Checker ya da. Onlar çok daha karmaşık oyunlar. Neden olduklarını zaman gelince göreceğiz. Onların oynaması falan zordu ama bugünlerde makine öğrenmesi sayesinde onlarda da en iyi sistemler, artık bilgisayarlar. İşte spam fighting'de AI biliyorsunuz, bir ara spam e-mailleri çok fazlaydı. Her taraftan spam, bugünlerde bayağı azalttılar. Akıllı bir şekilde yapay zeka sistemleri ne spamdir ne değildir ona şey yapabiliyorlar. Bu iRobot sizin söylediğiniz iRobot değil. iRobot akıllı elektrikli süpürge. Kenarda bekliyor, kendini şarj ediyor. Ondan sonra günde bir iki defa etrafı çıkıp bir dolaşıyor, bir temizliyor, geri geliyor. Akıllı bir şekilde. Nerelerde kir var falan onu öğrendikten sonra oraları gidip temizlemeye çalışıyor. Efendim? Kore'de kadının birinin saçını çekti, yatan kadının yani. Nerede? Kore'de. Sonra ne oldu? İşte zorla kurtarmışlar artık. Zorla mı kurtarmışlar? Biraz değil, bırakmamış mı? Değiştirmişlerdir onun algoritmasını daha sonra. Saç geldiyse bırak. Yerde yatan birisi varsa bir şeyler bulmuşlardı daha sonradan. Bunu yapmışlar. Şimdi güzel tarafı sürekli senede yoksa da olsa da gidip geziyor ve şarjı bittiği zaman geliyor, orada şarj oluyor. Machine Translation yine çok önemli. Google'ın Machine Translation'ı kullanıyorsunuzdur herhalde. Çok iyi çalışmıyor ama hiç çok da iyidir. Anlayabiliyorum ben. Yani Japonca'dan bir şeyi çevirdiğim zaman Türkçe'ye, Japonca'dan Türkçe'ye ya da İngilizce'yi çeviriyorum daha çok. Ne hakkında mesela bizim paper'a bir dersini sayt etmiş, ne konuşuyor bu adam diye. Anlıyorsun aşağı yukarı ne dediğini. Ama bunlar da state of the art, birazcık geriden kalmış state of the art. Sürekli olarak gelişiyor. Daha çok bugünlerde bir yer, o yapay zekanın alt kolları var ya, NLP gibi, knowledge representation gibi, machine learning gibi, ondan sonra robotik gibi alt kolları vardı. Bugünlerde en çok üzerinde çalışanlar machine learning ve machine learning kullanan NLP yaklaşımları, nature learning prosesin yaklaşımları. Klasik AI pek fazla üzerinde çalışılmıyor ya da funding falan fazla üzerinde olmadığı için bazıları emeklilik zamanlarına yakın kalan bir şeyler yapıyorlar. Belki orada da daha sonradan bir hareketler olabilir. Kurtakuz tam 50 olmuş. Bundan sonra arkadaşlar şuradan hemen bir dakikanızı yiyerek birinci chapter'ı bitirdim, kitabın birinci chapter'ını ve agent'dan başlayacağım. Şöyle bir agent'ın size ne olduğunu göstereyim. Çay içerken ne acaba ne olabilir ki falan diye merak ederek şeyinizde agent göstereyim ben size şimdi. Agent işte burada. Sensörü var, percentleri var, actionları var, action'ları var. Tamam mı? 10 dakika.